Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zimen li nebiyihi ve tekrimen li safihi fe kâle azze ve celle kâilen İnnallâhu melâketehu yusallu ala nebiyya eyyüllezîne âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslima lebbeyk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Tıbbel kulubi ve devaiha ve afiyetil abdani ve şifaiha ve nuril absari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Evet. Sesim geliyor mu? Ses var mı? Ses geliyor mu? Sesimiz nasıl şu an? Evet, yorum yaparsanız ben de görürüm. Evet. Sanırım bir problem yok. Bir uygulama üzerinden ulaşıyorum. Daha kaliteli ses ve görüntü olmasını umuyoruz. Evet. Cenab-ı Hak bizleri rızasına, ihlası tamamı muvaffak eylesin inşallahı rahman. Bugün yine inşallah Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir cunt min cunudillah ve ma ya'lemu cunud rabbike illa hu. Allah'ın askerlerinden bir asker olan, Cenab-ı Hakk'ın musahhar bir abdi olan, bir muvazzaf memuru olan ve pek çok insanları onun eliyle terbiye ettiği, pek çok insanların aczini, fakrını, zaafını anlattırdı. Bu korona mektebimizin Kur'an derslerine devam edeceğiz inşallah. Öncelikle gün içerisinde bazı sorular da geliyor mesajlarla. Ona da değineceğiz Allah izin verirse. Sualimiz, bugünkü sualimiz gene tabii konumuzdan doğrudan alakadar, her şey onunla çünkü alakadar. Onsuz, ondan alakadar olmayan hiçbir mesele yok. İmanla, yaratıcısıyla alakadar olmayan hiçbir mesele yok. Bize her şey onu anlatıyor. Bize her şey onu tarif ediyor. Bize her şey onun hikmetini, kudretini, rahmetini, merhametini tanıtıyor. Cenab-ı Hak asarıyla bizi bu kadar hassiz mevcudatta bu kadar güzellikler arkasında görünen bir zat var ki muntazam bir fiil varsa muhakkak ki bir faili vardır. O fail yapılan fiilin gösterdiği eser, sanatlı bir eser varsa sanatkârı icap eder. Sanatlı bir eser, sanatkârı icap eder. Muntazam bir fiil, faili icap eder. Kainatta bizim bunlara şahit olduğumuz, kainatta şahit olduğumuz bunlar hakikatler. Evet. Barakallahu feyk Muhammeden min abi. نتمنى أن تستفيد وتتعلم وتزيد من المعرفة باللغة التركية إن شاء الله. شكرا. Evet. Şimdi bugünkü sualimiz bir hocamıza, bir imam arkadaşımıza deistler bir soru sormuş. Yani peygambere gerek var mıydı, dinlere gerek var mıydı, kainatta adaletle alakalı. Ki biz adaletle alakalı meseleyi daha önceki derslerimizde bir kısmını işlemiştik. Özellikle dünkü dersimizde. Ama bugün yine başka bir vecihle inşallah tekrar. Demek çok önem arz ediyor. Soru soruldu. Hocamız da ifade etti. Temenni ederim akşam kendisini de canlı yayına davet ettik. İnşallah gelmiştir. Dinliyordur. Veya dinleyecektir. Kaydını bilemiyorum. Allahümme salli ala seyyidina. Uykum kaçtı hocam, cevap veremedim. Uykum kaçtı, cevap veremedim.
Allah mesela ne diyeceğimi de bilemedim. Bu sualler karşısında muhakkak Risale-i Nur eczanesinden cevabı vardır. Bu eczaneden hangi ilaçtır diye bize gösterir misiniz diye ifade etmişti. Allah razı olsun. İnşallah bugün dersimizde ona mümasil gene devam ediyoruz Allah izin verirse. Şimdi şöyle, öncelikle onların sordukları deistlerin tamam, kainatta şunu artık inkar edemiyorlarsa zaten aklı olan hiçbir şey insan inkar edemez. Yani araba varsa arabanın ustası vardır, kitap varsa bir yazarı vardır. Tamam diyor, bu kainatın da diyor, özellikle böyle muhteşem bir kainatın yaratıcısı olmaması mümkün değil. Yaratıcısı var ama diyor neden yani bir peygambere ihtiyaç duysun ki bir insandan falan gibi. Kendilerine göre bir bahaneler nevinden bir şeyler uydurarak sualler soruyorlar. Biz onunla alakalı bugün şimdi birkaç yer okuyup daha sonra kendi adaletle alakalı suallerine cevap vereceğiz inşallahurrahman. Evet. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Allah abiden razı olsun. Evet. Şimdi 19. mektup. Evet, Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam. Evet, Nübüvvet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Tabi 19. söz özellikle çok önemli bir risale. Risaleti Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina. Delail-i kat'iye ile 19 nükteli işaret ile gösterilmiş. Biz burada 19. mektubun başından biraz kısmını okuyup sonra adalet kısmına geçeceğiz. Çok önemli. Lütfen istirham ediyorum. Zihnimizi, aklımızı, kalbimizi terkiz ederek dikkatli bir şekilde muhatap olmaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor. Ve hikmetle tasarruf ediyor. Ve her tarafı görerek tedbir ediyor. Ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor. Ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedbir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zihni şuur ve zihni fikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zihni fikirle konuşacak, elbette zihni şuurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan neviyle konuşacaktır. Madem insan neviyle konuşacak, elbette insanlar içinde kabili hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacaktır. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nevi beşere muktedâ olacak olanlarla, yani örnek olacak, numune-i imtisal olacaklarla konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla, elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en âli ahlakta ve nevi beşerin humsu, beşte biri, ona iktidâ etmiş ve nısf-ı arz, dünyanın yarısı, onun hükmü manevisi altına girmiş. Ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış. Şimdi 1441 yıl geçmiş. Ve beşerin nurani kısmı ve ehli imanı mütemadiyen günde 5 defa onunla tecdidi biat edip namazda eşhedü en la ilahe illallah deyip ezanlarımızda, namazlarımızda onun getirdiği dini biat ederek, evet, ona o duayı rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş, onu Resul yapacak ve yapmış ve sair nevi beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Çok enteresan. Yani bu Mucizat-ı Ahmet Risalesi'nde 300 tane mucize var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğiyle, delilleriyle. Evet, huvellezî ayette var ya Fetih Suresi'nde, huvellezî erselâ resûlehu bil hudâ ve dînil hak
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهُ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ İlâ ahir l-âyâh. وَالَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ Ya ne diyor ya? O Allah'ın mesela o bütün Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam'ı bütün dinleri üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Bütün dinleri وَالَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ Yani elçisini göndermiş. Neden? O bütün dinlere üstün kılmak üzere. En yüce bir Hüsnü Hatime. Bütün kitapların fevkinde. Hak ve hakikatte hidayet rehberi olarak Cenab-ı Hak ne yapmış? Peygamber Resulünü göndermiş. Ve kefâ billâhi şehîde. Buna şahit mi istiyorsun diyor. Allah yeter. Ve kefâ billâhi şehîde. Nedir o kefâ Allah'ın şahitlik yaptığı? Muhammedur Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Peki, inşallah bu ayetin tefsiriyle alakalı okuyacağımız haddi zatında 300'den ziyade mucize var ve 150-200 sayfalık, 150 sayfalık belki bir risaledir bu. Fakat biz birinci ve ikinci nükteli işaretten sadece baş kısmından okuyacağız. Ki biraz önce birinci nükteli işareti okuduk. Nedir o da? Nübüvvetin gerekliliği nedir? Şimdi öncelikle Bediüzzaman Hazretleri çok kısa bir şekilde neyi ifade ediyor, ispat ediyor? Kainattaki bir yaratıcı. Madem yaratıcısı varsa şunları diyecek. Öncelikle şunu diyor. Kainatın bir sahip. Yani sahipsiz bir mal olabilir mi? Sahipsiz bir ev, sahipsiz bir çocuk, sahipsiz. Değil mi? Olmuyor yani. Özellikle kıymetli bir araba gördük. Porsche gördünüz. Yani oyuncak araba değil ya bu. Taştan, topraktan değil yani. Porsche'u gördünüz. Mercedes'i gördünüz. Oo, bunun demek ki bu Porsche'un da ona göre sahibi olur değil mi? Değil mi? Ona göre imkanı olan mesela binebilir. Veya çok kıymetli bir saray düşünün. Bir villa düşünün. Ne dersiniz? Çok mükemmel, çok büyük. Etrafında korumalar var değil mi? Şimdi bir, çok kıymetli bir eşya varsa onun muhakkak neyi var? Sahibi var. Bir kainatın sahip ve mutasarrafı ne yapıyor? Elbette bilerek ne yapıyor? İş yapıyor. Bilerek. Evet. Ve mutasarrıf. Çok enteresan. Tasarruf ediyor. Aleyküm selam ve rahmetullah Halit abi. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sellem Muhammed. Evet. Kainatın mutasarrıf ve şeyi ne olarak yapıyor diyor. Bilerek iş görüyor. Bilerek yapıyor. Şurada şeyi gönderelim. Evet. Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Çok enteresan. Bir, çok kıymetli bir eşya varsa onun muhakkak sahibi vardır. İki, devamlı bir şekilde tasarruf ediliyor. O Mercedes, o Porsche bakımına gitmezse, benzin alınmazsa, yapılmaz. Peki o araba öyle kalabilir mi? Veya o ev bakımı yapılmazsa, elektriği, suyu çekilmezse? Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin Şirvan abi. Diyarbakır'a binler selam. Kainatın diyor nedir? Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Gözümüzün önünde. Yani Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Yani şu telefon bile şarj etmezsek, bakımını yapmazsak değil mi? Çalışır mı? Ama şu telefon neyi gösteriyor? Demek ki bu telefonu var, bir sahibi var, bunu yapan var, programını koyanlar var. Efendime söyleyeyim. Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed. Sana şu kainat öyle mükemmel bir sahip ve mutasarrıf elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Çok enteresan, bilerek yapıyor. Ve subhanallah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ya Rab, imanımızı inkişaf ettir ya Rab. Gözümüzün önünde her şey seni anlatırken
Ya hele bak, o mikrop bize nasıl anlattırdı değil mi? Kainatın sahibi mutazarabı bilerek yapması ve hikmetle tasarruf etmesi. Şimdi kainatın her yerinde. Şimdi bakalım yani. Allah aşkına. Bizim arabamız mı, Porsche'umuz mu kıymetli? Şu dünya ve içindekileri saatte 108 bin kilometre hızla güneşin etrafında çeviren hangi araba daha şey? Direkt yok, gaz yok, benzin yok. Güneşi kim yandırıyor? Allahu Ekber. Böbreğimizdeki şu hikmete bak. Bak ne diyor? Hem hikmetle tasarruf ediyor. Yani rastgele değil. Gözümüzün kapağına bakın. Ne kadar vazifesi var? Kibriye bakalım. Ne kadar vazifesi var Allah aşkına? Güzelleştirmesi ayrı bir mesele. Gözümüz içeriye koymuş. Bak gözümüz pörtek gibi dışarıda olmuş olsaydı hemen bak şeylere halbuki bak bu yumruk bile geldiğinde dışarıda kalıyor bir koruma halketmiş Cenab-ı Hak. Yukarıdan terimizi vesaire ne yapmış? Şey yapıyor, kirpiklerimizi siyah etmiş. Güneş ışığını vesaire görmemize alakalı. Fesubhanallah. Beyaz olsa mesela gözümüzü alıyor. O siyah rengine kadar hepsinde yüzlerce binlerce hikmet var. Gözümüze bak kibrit ne yapıyor? Tozları yazar, zararlı böcekleri, haşeratı vesaire girmemek, temizlemek. Fesubhanallah. Hem bizi öyle güzelleştirmiş, hem onunla bizi ne yapmış? Tezyin etmiş. Ha, aynı zamanda binlerce hikmet vermiş ya. Binlerce hikmet. Allah aşkına böbreğimize bakalım. Karaciğerimize bakalım. Yani fe subhanallah. Yani kainatta diyor ayette diyor ferci'il besara hel tera min futur. Gözünü kaldır, başını kaldır. Bak bakalım kainatta bir eksiklik, bir noksanlık görebilecek misin? Var mı böyle bir şey? Kainatta bir eksik, bir noksan vesaire. Haşa ve kella yok. Şimdi öyleyse her tarafı görerek tedbir ediyor. Geçenki dersimizde konuşmuştuk. Gözü kim yapmışsa güneşi de o yaratmış. Mideyi kim yaratmışsa elmayı armudu da o yaratmış. Subhanallah. Sadece bir cüz'i bir misal. Yani elmanın içerisinde meyve bozulmasın diye ve vazifesi olarak çok pek çok mürekkebata, terkibata efendime söyleyeyim Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Onun kimyadaki ismi neydi? Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed. Mürekkep. Evet. Birçok elementin yapısına giriyor. Elementler. Onlardan bir tanesi demir. Demir artı iki değerlilikte bulunuyor elmada. Eğer artı üç değerinde bulunsa elmanın bozulması, yani daha uzun ömürlü olur. Daha iyi korunur, muhafaza olur. Elma açısından demirin artı üç değerliliğinde bir değer alarak elmanın yapısında bulunması ona bir faydası var. Ama artı üç değerliliğinde bulunan bir elmayı insan yese, insan yediği zaman Allah muhafaza, insan yediği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Midede diğer artı üç değerindeki diğer bizim vücudumuzdakiyle bağ kurarak insan için zehir oluyor. Demek ki elmayı kim yarattıysa bizi yaratan, bizim midemizi bilen o. Portakalı kim yaratmışsa dilim dilim bizim ağzımıza göre, ihtiyacımıza göre. Portakalı kim yaratmış? C vitaminine ne zaman ihtiyacımız var? Kışın gönderen. Karpuzu bize yazın gönderen. Karpuzun şekere ihtiyacımız, suyumuz varken. Suyu dondurmuş bize. Dondurma gibi ya. Ve subhanallah vücut. Çünkü terliyoruz. O zaman bize ne lazım? Karpuz, davun lazım. Yani görüyoruz yine bir görerek ve her şey birbiriyle alakadar. Yani suyu yaratmış, suyu bizim böbreklerimizin süzeceği tarzda. Su benzin gibi olsaydı nasıl içerdik Allah aşkına? Hepimiz ölürdük. Suyu bak vücudumuza, hücrelere, böbreğin süzeceği, hücrelerin istifade edeceği bir tarzda yaratmış. Hem de yanıcı ve yakıcı bir maddeden kalkıyor. Yani kainatta Allah aşkına baktığımızda hiçbir şey nizamsız, gayesiz, faydasız değil. Nizam, gaye, fayda ise bunların hepsi birer delildir ki kainatta tasarruf eden zatın varlığını, birliğini, hikmetini, kudretini, iradesini gösterir bize. Evet. Demek kainatı her tarafı görerek tedbir ediyor. Dedik ya, yani demir elementini mesela ta güneşten bile önce büyük yıldızlarda halk edip dünyanın yaratılması esnasında dünyanın içerisine gönderen yani daha mahi halindeyken tabiri caizse dünya ne katılaşmış ne tam sıvı olduğu dönem içeri ikisinin arasındayken sıvıyken dünyanın karnına gönderen Allah. Ya çünkü güneşte demir elementi yaratılamamış, yaratılmamış. Daha büyük yıldızlarda yaratılmış. Girmeyeceğim belki onu başka demirin
enzelnel hadid enzelnel hadid fihi ba'sun şedid ve menafi lin-nas ayetinde, hadis suresinde, yani biz demiri indirdik diyor Cenab-ı Hak. Aziz Allah şefaat eder. Ezan-ı Muhammed İstanbul semalarında okunuyor Cenab-ı Hak. Ezanımızı, ezan-ı Muhammed'i minarelerimizden indirmesin, bayrağımızı indirmesin. İnşallah ezan-ı Muhammedi'nin ve şehadetlerin hakikatini anlayacak ve onun hakikatiyle amel edecek. Etmeye bizleri ve ehli imanı ve İslam'ı Anadolu insanlarını muvaffak eylesin. Ezan-ı Muhammedi'nin ulaştığı, dinlenildiği her yerden şeytanları ve cinleri, ki ezan-ı Muhammed okunduğunda şeytanlar ezanın duyulmayacağı yere kadar koşarlarmış, giderlermiş yani. Ve subhanallah. Ezan-ı Muhammedi'nin duyulmayacağı yere kadar koşarlarmış yani. Onun için bela ve musibetlerin zamanında ezan-ı Muhammedi okumak tavsiye edilmiş. Belalar zamanında, daha önce de bir konuşmuştuk, evlerimizde müsait, özellikle namaz vakitlerinde, namazlarımızdan önce ne yapabiliriz? Ezan-ı Muhammedi'yi kendi evimizde muhakkak okumaya çalışalım. Kendi duyacağımız ses de olabilir, biraz yüksek ses olabilir. Evet, aziz Allah şefaat ya Resulallah. Evet, bu kainatın ilim sohbeti, tefsir sohbeti vesaire olduğunda, yani ezan-ı Muhammedi dinlenebilir, dinlemek güzeldir, çok güzel bir, aynı şekilde ders devam ettiği için derse de devam edilebilir. O da sünnet, o da onun da yeri nedir? O da yeri var. Evet, çünkü Kur'an okumak, efendime söyleyeyim, Kur'an'ın manalarını derift etmek aynı mana olduğu için ezan-ı Muhammedi okunurken bu sohbete devam edilebilir. Ama dünyalık bir iş konuşmuş olsaydık, onu kapatıp veya susup dinlemek, tekrar etmek çok önemli. Evet. Evet, şu kainatın sahibi ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedbir ediyor. Yani her şey her şeyle alakadar. Yani gözümüz kulağımızla alakadar. Yani karaciğerimiz böbreğimizle alakadar olduğu gibi demir elementi kalsiyumla alakadar. Yani dünyanın şekli, eğikliği, efendime, enlemi, boylamı, her şeyi, yukarıdan basıklığı, aşağıdan basıklığı, dünya güneşe olan gören konumu, güneşin bize beraber sürati, hızı, her şey her şeyle. Yani birisindeki bir, mesela ozon tabakasındaki bir değişiklik bütün sistemi bozar. Yani enteresan bir şey. Tesbihi düşünün. 99 tesbih birbirine bağlanmış ya. Hepsi böyle iplikle. O ipi bir yerden kestiğinizde ben sadece bir tanesini çıkarıyorum olur mu? Hepsi ne yapar? Ay kestin anda. O, hepsi bu. Ne yapar? Hepsi aşağıya düşer. Bu tesbihe de benzemiyor. Düşünün ki ne? Milyonlarcası, milyonlarcası veya hadsiz hatta, yani sayılmayacak kadar çok olan sistemler birbiriyle alakadar. Birini çektiğinizde domino taşları gibi. Bütün hepsi, bütün sistem. Mesela insanın bünyesinde, yani bizim yani hayati organları, her şey, hangisini şey yapsak hayat olmaz olmaz da, yani en, özür dilerim, en böyle değil mi, böyle şeyi söyleyeceğim ya. İnsan bak ya, tuvalete gidiyoruz ya, tuvalet organlarımız olmasaydı yani, hadi bakalım, hadi beğenmediğin tabiri caizse ya, yaşayabilir mi insan Allah aşkına? Ölürüz ya. Ya ay, ağzım peki, sindirim sisteminin girişi de çıkışı da ne kadar önemli. Hangisinde? Elimiz olmasa bir yaşam olur mu? Ayağımız olmasa olur mu ya da Allah aşkına? Fesubhanallah. Yani biz onlardan bir tanesini söyleyeyim. İnsan hayatın her şeyi var. Eli, gözü, beyni, kalbi, ciğeri, karaciğeri, her şey. Ama böbreği yok. Böbreksiz bir insan yaşıyor mu? Yaşayamaz. Karaciğer olmasın canım. Olmuyor. Bırakın vazifesini az yapmasa. Ya şimdi demek ki böbreğin sahibi kimse karaciğerinde o. Karaciğer bir vazife yapıyor. Yani vücudumuzda bütün damarlar mesela. Kalpten, atar damarlardan tut, toplar damarlara kadar. Hepsinin vazifesi var. Atar atması gerekenden ne yapıyor vücuda? Neleri götürüyor? Temiz kanı, ötekisi pis kanı. Peki şu yani şehrimize bakalım. Temiz şebeke suyunu, iskiyi getiriyor. Aynı zamanda kanalizasyon ve atık suları götürüyor değil mi? Hadi olmasın bakalım. Evlerimize nereden temiz su gelecek? Peki bu temiz suyun teminiyle alakalı. Devlet Su İşleri değil mi? Bakanlıktı. Şimdi Tarım Bakanlığı'na bağlandı herhalde. Genel Müdürlük olarak çalışıyor. Bir düşünün. Bununla alakalı bir bakanlık var, genel müdürlük var, gel aşağıya kadar, belediyelere kadar, ya şeylerine, ya on binlerce, belki yüz binlerce kişi çalışıyor.
Bulunduğumuz yerde yine on binlerce kişi, belediyelerde binlerce kişi kanalizasyon, atık vesaire işlerinden ve devasa projelerle, milyon belki milyarlar dolarlık altyapı şeyleriyle ne yapılıyor? Şehirlere altyapı kuruluyor yani atıkları toplamak için. Birinin tıkanmasıyla bakın apartman, şehir nasıl olabilir mi ya? Peki ya biz, Allah bize bunu gösteriyor gözümüzde. Peki senin kanındaki kirlileri toplayan, o hücrelere onu yardımı götüren kimdir? Şu mükemmelliğe haberimiz var mı? Kim temiz kanla Meracel Bahreyn yeltakiyan beynehuma berzahun la yabghiyan diyor ayet Rahman suresinde. Ya o denizler ki birbirine karışmıyor ya. Bak kana bak, kirli kan temiz kan karıştırmıyor ya. Allah annelerin göğsünde, hayvanların göğsünde bak sütü halketmiş. Kandan süzüyor. Peki ya kanı nereden süzüyor? Bağırsaktaki fışkıdan süzüyor. Ya kana geçen maddeler var ya, bağırsaktaki fışkıdan süzüyor. Posası atılıyor. Fışkının içerisinden de o şeyler. Allahu Ekber. Peki bunu kim süzüyor? Haberimiz var mı? Şimdi diyor bak, her şeyi bilerek, görerek tedbir ediyor. Yani biz her ilim ve innema yahşallahu min ibadihi'l ulema diyor ayette. Allah'tan hakkıyla kim korkar? Alimler korkar. Alim çünkü biliyor yani. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ala ala seyyidina ve nebina Muhammed. Düşünsene, bir insan mesela oturduğu yerden düşmekten korkar mesela. Ama bir damın kenarındaysa, hele o dam 100 metre olursa, 1000 metrenin üzerinde nasıl korkar değil mi? Aynı şekilde bir insan düşün, uçağa binmiş olsa, ama uçakta uçağı bilmiyor, uçağı bindirmişler, gözü kapalı. Ama ondan sonra şimdi yukarıdan gösteriyorlar, bak neye bindirdik biliyor musun? Neye uçağa? İlk defa binsin uçağa. Bu kadar yerden ne kadar korkar değil mi? Ama bilmeseydi mesela, ya oturuyorsun evin içindesin. Ama bilen insan mesela, aa uçuyormuş. Şimdi biz uçan uçaktan düşse diyor korkuyoruz da, veya arabayı süren şoför az bir şeycik diyor direksiyonu, bak sürat arttıkça da mesela yapılabilecek milimlik hata insanı ölüme götürebilir. Milimlik. Milimlik bir hata insanı ölüme götürebilir. O süratten son sürat gittiğinde milimlik arabayı takla attırabilir ve yanındaki arabaya vurabiliriz yani. Allah muhafaza etsin. Ve subhanallah. Peki dedik ya, bu araba sürmeye benzemiyor. Atomlu elektronlar atomların etrafında o kadar süratle dönüyor ki. Yani biraz önceki verdiğimiz misal neydi? Hücrelerimizden de değil mi? Yani sistemlerden. Hepsi bir. Biraz daha aşağı inelim. Yani daha incesini söyleyeceğiz yani. Biraz önce dersin başına ne dedik? Güneş sistemindeki, kainattaki, galaksilerdeki sistemden biraz bahsettik. Bir miktar biraz yakın, bir miktar biraz uzak olması veya bir miktar biraz hızını kesmesi bütün sistemin çökmesine, birbiriyle kucaklaşmasına vesile olur. Yani öyle bir denge içerisinde gidiyor ki yani merkez, yani hem bu kadar dönüyor hem belli oranda uzak kalarak devam etmesi gerekiyor. Kim bunu yapıyor? Gelelim atomların etrafındaki elektronlara. Elektronların her birinin kendi yörüngesi var. Onlar o kadar süratli dönüyor ki elektronların resminin çekilmesi mümkün değil. Çünkü durdurman lazım, dondurmak lazım. Mümkün. Donduğu zaman mevcut o hareketlilik o kadar ki. Onun için zaten teorileriyle biz şey yapıyoruz ama ilmen şunları biliyoruz ki her birinin bir yörüngesi var. Güneş etrafındaki gezegenlerin bir yörüngesi olduğu gibi, o yörüngeden bir tanesini çektiğinde diğerden gezegenlerin dengesi bozulduğu gibi, aynı şekilde elektronlarından bir tanesini çekmenin yerini değiştirmesi bütün atomu bomba yapar. İşte atom bombası bu demek zaten. En kolay, onun için ne kadar çok büyük enerji lazım. Uranyum atomunun soy gazlara benzemek için, yani en tabiri caizse gevşek, en son halkasında bulunan elektronu vermeye daha çok meyillidir. Onun için uranyum kullanılıyor bunda. Soy gazlara benzemek için. Yoksa almaya şey yapar. Almaya meyilli olana ne kadar atom şey yaparsanız onun elindeki şeyi alamazsınız. O vermeye meyilli olduğu için ve onun için de ne kadar bir enerji, işte nükleer enerji kullanılıyor ve kullanılıyor. Onun düzeni bozulduğunda atom bombası oluyor. Atom. Fe subhanallah. Peki bizim bir saçımızın tanesiyle, bizim bir saçımızın kılıyla, eski alimler demişler yani bunları, ah ah Allah bu kafirlere izan basiret versin.
Atom da atomu daha bilmez derken İslam alimleri atomu, zerreyi ve içindeki bu elektronları ve yörüngelerini ve içindeki efendime söyleyeyim kuvvetten bahsetmişler. Öyle diyor. Bu diyor atomun zerrenin içerisinde öyle bir enerji var ki diyor Bağdat'ı altının üstüne getirir diyor. Bağdat'ı altının üstüne getirir. Daha o zaman insanlar işte Avrupa Orta Çağ affedersin taharet almayı bilmiyor. Daha da bilmiyorlar da kadına insan mı diye tartışan dünya dönüyor diyenleri öldürenler ki daha sonraki yüzyıllarda olmuş dünya dönme meselesi. Yani biz onlardan yüzyıllar öncesine dünyayı da yörüngesini de Subhanallah tespit etmiş. Dünyanın Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammed ve ala seyyidina ve Muhammed dünyanın çapını hesap etmişler ya. Subhanallah. Her neyse Allah selamet versin. Şimdi gelelim evet. Demek ki biz yani şu atom yani madde küçüldükçe sanat büyümüş. Ve en ufak hata oranı hata kabul etmiyor. Yürürken düşsen nasıl olurdu mesela değil mi? Koşarken düşmeye benzer mi? Bisiklete binmişken mesela Allah'ın salli ala seyyidina ve Muhammed bisiklete binmiş olan birinin düşmesiyle motosiklette olanın düşmesi bir olur mu? O da bir olmaz. Arabayla kaza yapanın da 60 kilometre hızla kaza yapanla 150 kilometre hızla ve 300 kilometre hızla yapan bir olur mu? Bir olmaz. Ya hızlı trenin kaza yapması veya uçağın düşmesi. Bakın aynı şekilde işte madde küçüldükçe sistemlerde aslında büyükte de küçükte de aynı bir intizam var. En ufak bir sistemdeki dengesizlik bütün sistemi alt üst ediyor. Peki kim bunu yapıyor? İşte demek ve her şey dedik ya birbiriyle alakadar. Birbiriyle alakadar. Elektronlarla yörüngelerindeki bir sistem aynı dünyadaki bir sistem gibi. Veya vücudumuzdaki böbrek sadece ya böbrek adamın böbreği çalışmıyor. Diğer her şey çalışıyor. Olmuyor. Böbrek çalışmıyorsa karaciğer de iflas ediyor yani. Ya vücut ne yapıyor? Pislikler arınamadığı için şişiyoruz, kalıyoruz Allah muhafaza. Ya adamın her şeyi bak akciğerimize musallat olan bu ciğer. Akciğere musallat oluyor. Adamın karaciğeri çalışıyor, böbreği çalışıyor, beyni çalışıyor. Ama nefes alması bak bu mikrobu Allah çok defa göz büyütüldükten sonra efendime söyleyeyim gözle görülmeyecek bu mikroba bizi mağlup eden Allah'a bak. Allahu Ekber ya. Bak, nefes almamızı ne yapıyor? Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza etsin. Allah ibret almayı nasip etsin. Sadece akciğerimize yerleşip nefes almamızı zorlaştırıyor ve ölüyoruz bak kanamalar vesaire. Hadi nefes al. Ya her şey çalışıyor ya bir ciğerinde bir şey olmuyor işte. Her şey her şeyle ne? Her şey her şeyle irtibatlı ve bağlı. Ve diyor bak her şeyi bilerek bir yani bu dediğimiz şeylerin bilmeden olması mümkün mü? Yani düşünün bir yemek olmuş. Ya bilmeden yaptık ya bilmeden sana kebap. Öyle bir şey yok. Bilmeden kebap olmaz. Kebaplık eti almış, kebaplık eti ona göre kesmiş, kebaplı mangalı ona göre mangala odun koymuş, şişe dizmiş, terbiyelemiş olsa da yesek Diyarbakır şeyi değil mi? Veya çiğ köfte veya dolma her neyse. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Ya bak hepsini ne yapıyor? Bir sıraya, bir nizama, intizamı, ekmeğini, salatasını, soğanını, domatesini, sumakını. Evet. Bak bilerek, bir görerek. Ya bizim basit yaptığımız Allah'ın yarattığı şeylerden sadece ufak tefek hareketlerle yaptığımız soframıza getirip şekillendirdiklerimiz için akıl, hikmet, irade lazım da peki ya bu ineğin etini, koyunun etini yaratan hem de neyden yaratıyor Allahu Ekber? Otlara bak ya. Otu topraktan çıkarıyor, otu ona yedirtiyor, yeşil otu. Et yapıyor, süt yapıyor. Deri yapıyor, başka tüy yapıyor, fe subhanallah, kemik yapıyor, fe subhanallah. Bilerek, bir, görerek terbiye ediyor. Ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri. Yani göz, dedi ki ne kadar hikmeti gayesi var. Hiçbir abes değil, böbrek ne kadar hikmeti gayesi var. Karaciğer, dalak, hepsinin bir hikmeti gayesi var. Dünyanın eğikliği, yamukluğu, atomların yapılarına, hepsinde hücrelere, hücrenin yapısına, hücrenin kapısına kadar olan bir şey. Fe subhanallah, nasıl bir hikmet? Ve gayeler, maksatlar var yani. Bizim yani kullandığımız o Porsche'lar vesaireler bunların yanında oyuncak arabayla Porsche'u nasıl kıyaslasak tahtadan arabayla değil mi? Şey basit kalıyor. Cenab-ı Hakk'ın en küçük mahlukunun yanında bizim en yani füzelerimiz efendime söyleyeyim en büyük teknolojik eserlerimiz
Onun yanında o oyuncak araba mesafesinde bile kalmıyor. Allah bize tabii görecek göz nasip etsin. Bu gözümüzün önünde olan hadiseler. Onun için Allah ne diyor? Hiç akıl etmez misiniz? Düşünmez misiniz? Görmez misiniz diyor. Görmekle, bakmakla görmek farklı şeyler tabii. Bakabilir, trene bakar gibi bakar ama görmek ayrı bir şey. Gördüklerini anlam vermek ayrı bir mesele. Yani mesela burada ekrana bak bir şey koyduk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Nedir? Allahümme salli Mehmet abi aleyküm selam ve rahmetullah. Nihat abi Allah razı olsun. Nedir? Şeyi görünce unutuyorum bazen böyle sayfadan. Evet. Mesela bu yazımızı buraya ne yaptık? Yapıştırmıştık yani. Tekrar yapıştıralım olmazsa. Evet. Evet. Hikmet de bilerek yapıyor ve hikmet de tasarruf her şeyi her tarafı görerek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek görerek terbiye ediyor. Görerek terbiye ediyor. Gözümüzün önünde mesela bu yazılar ha, görmek ve bakmak arasındaki farkı konuşuyorduk. Şekiller var. Şekilleri görebilir ama bakıyoruz şekle ama görüyorsun, farkında oluyorsun. Bize harfler, sesler, kelimeler yani işte heceler, kelimeler, cümleler bize bir araya getiriyoruz, bak mana veriyoruz yani. Aslında bütün mevcudat böyle. Yani bu yazıyı gören mesela şu kainatın sahibi mutlaka bunu okuyoruz. Ha, bunu ne yapıyoruz? Bu anlamlı bir cümle. Bu anlamlı cümleyi ne yapan? Dolayısıyla bu şekilleri kullanmış. Değil mi? Bunu seçmiş. Ş, U, K, A, N, İ, T, şu işaret, kainat, yaratılan mevcudattan sahip ne demek? Şimdi bakın şekillerin arkasından kelimelerin manalarına intikal ediyoruz. Mevcudat da öyle yani. Mevcudat, Fesubhanallah. Birer harf-i mücessem, her biri kelimat-ı mücesseme, bir kitap gibi. Bizim yazdığımız adi sıradan kitaplara bakalım. Cenab-ı Hakk'ın yazdığı bir ağaç kitabına bak. Ağaç yani bitkilere bak. Bitkiler içerisinde bir ağacı ele al. Ağacın yapraklarına bak. Yaprağın hücrelerine gir. Hücrelerin Allahu Ekber organellerine gir. Organellerin içindeki atomlara gir. Elektronlarına gir. Daha alta gir. Çekirdeğine gir. Daha altına gir. Esir maddesine kadar. Allahu Ekber. Her biri bir içerisinde binler kitaplar yazılmış. Sadece bizim vücudumuzda 20 trilyon bak hücre varmış. Her birinin içinde de bir DNA çekirdek var, DNA'sı var. Bir DNA'da efendime söyleyeyim 25 bin ciltlik mi? Allah'ıma şey 125 cilt pardon herhalde. 125 ciltlik ansiklopedilik bilgi var her bir hücrede. Allah aşkına 20 çarp 20 trilyondan ne kadar bir şey uzunluk çıkar ya? Fe subhanallah. Cenab-ı Hak bizleri ihlas-ı tamamen muvaffak eylesin. Evet. Allah razı olsun. Yani bak demek görmek ve bakmak. Onun için Allah diyor akıl etmiyor musunuz? Görmüyor musunuz? Efele yaqilun. Efele yani düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz? Akıl etmek, düşünmek yani bunları manalandırmak çok önemli. Evet bunların tabii biz bunu anlamamız lazım ki yani insan hikmeti görürse hikmetle arkasındaki iş yapanı görür. Evet bize aslında Allah bize bu işleri yani mesela bir arı bunu konuşamaz. Arı bunu mesela bunun tefekkürünü yapamaz. Allah bize ev yapıyoruz. Efendime söyleyeyim. Hocamız arayıp duruyor ben kısaca cevap vereyim de hakkınızı helal edin. Seyda şu an internette Seyda internette canlı dersteyiz ben seni ararım. Ha, Abdülkadir Nurzade diye YouTube'da da var, Facebook'ta da var. Hangisini istersen Seyda. Abdülkadir Nurzade YouTube. Tamam. Tamam. Abdülkadir tamam. Canlı ya. He canlıyım. Şeyden. Yani şimdi 19. mektuptan okuyoruz. Ya. Tamam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Hakkınızı helal edin. Ahmet, aleyküm selam Ahmet Aslan kardeşim. Allah razı olsun. Selam ediyoruz, hürmet ediyoruz. Sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Evet. Şu kainatın sahibi mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor. Ve her tarafı
görerek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek ve görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed hikmetleri, gayeleri, faydaları idare ederek tedbir ediyor. Evet, bu gözümüzün önünde hikmetleri, gayeleri, faydaları ne yapıyor Cenab-ı Hak? Faydaları efendime söyleyeyim Allahümme salli ala irade ederek efendime söyleyeyim gözümüzün önünde biz kainatta bunu gözümüzün önünde görüyoruz. Evet, kainatı gözümüzün önünde bunu görüyoruz yani. Evet. Şimdi bunu nereye bak gidecek? Madem şimdi böyle bizim gözümüzün önünde kimse inkar edebilir mi bunu? Hiçbir kafir inkar edemez. Gözünü kaldır, başını kaldır diyor. Bir çatlaklık, bir eksiklik, bir gayesizlik, bir abesiyet, bir manasızlık görebilir misin? Böbreğin mi manasız? Vazifesiz gözün mü? Allah aşkına. Hangisi? Güneş mi? Kamer mi? Ay mı? Hangisi manasız? İlim ilerledikçe böbreğin yeni vazifeleri çıktığı gibi ayın da yeni vazifelerini görüyor. Allahu Ekber. İlim ilerledikçe işte innemâ yahsullâhu min ibâdil ulemâ. Allah'tan hakkıyla kim korkar? Alim kulları korkar. Bilenler korkar, bilen. Allah bize bilmeyi, görmeyi nasip etsin. E şimdi diyor ki gözümüzün önünde bunları yaratıyor. Kimse bunu inkar edemez. Evet, madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Enteresan bir şey. Ya şimdi biliyor ki yapıyor. Telefon. Yapan ne yapar diyor. Elbette madem yapan bilir. Bildiği için yapıyor. Bilmeyen biri telefonu yapabilir mi? Yapamaz. Peki telefon hakkında kim konuşması lazım? Öyleyse bilen konuşacak. Allahu Ekber. Çok önemli. Telefon hakkında kim konuşur? Hani bu işte deistlerin insanları böyle şey yapıyorlar ya. Yani tamam yaratmış peygambere ne ihtiyaç? Haşa. Bu kadar hikmetli kainatı yaratacak. Bilerek yapacak. Kim ama konuşmayı sana bırakacak. Var mı böyle bir şey ya? Ona hükmetmeyi manas mı? Hayır. Kendisi madem yapan bilir öyleyse ne yap? Elbette bilen konuşur. Yapan bilir, elbette öyleyse ne? Bilen konuşur. E konuşacak, peki kimle konuşur bu konuşmayı? Yani dedik ya, yani yemek yapmayı biliyor. Yemek yaptığını işte misafirlerine söylüyor mesela diyelim. Yemek nasıl yapılır, kime anlatır? Özür dilerim, kuşlara mı anlatsın yemek nasıl yapılır veya kitap nasıl yazılır? Koltuğa mı anlatsın? Mevcudat anlatır değil mi? Mevcut olması lazım. Evet. Başka? Canlı olsun, hayatta olsun. Ya bitki de hayatlı ama anlama. Ruhu olsun. Hayvan, inek var ama o da anlamaz. Ne olsun? Zihşur, şuur sahibi olsun. Tamam. O zaman insanlarla konuşur. Peki insanlardan kimle konuşur? Ya onlar içerisinde her bir insan olmaz. Çünkü muhatap olması lazım. Onlar içerisinden ne olması lazım? Kabili hitap ve mükemmel insanlarla konuşur. Mesela diyelim mesela reis-i cumhur her vilayetten mesela her vilayetten veya her vilayetten bir temsilci istese Ankara'ya her vilayetten o vilayet neyi yani bir araya gelip karar verir? Abi bizi temsil edecek içimizde en akıllı bizi gittiğinde hakkımızı en iyi şey yapabilecek değil mi? Bizim namımıza hakkımızı bizim namımıza tercümanlık yapabilecek. Yani o şehrin özür dilerim delisi mi seçilip gönderilir, en akıllısı mı? Değil mi seçilmeye çalışır? Yani düşünün, deli, hasta, cüzdanlı biri mi seçilir? Ay olur mu ya, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidecek, burada bizi temsil edecek, giyinmesini, konulmasını, oturmasını vesaire bilecek, bizim halkını bilecek, ihtiyaçlarımızı bilecek, orada ifade edecek vesaire vesaire. Allah da konuşacak insanlarla. İnsanlar içerisinde, sen, evet, insanlar içerisinden kabili hitap olanlarla. İşte en mükemmel kafirlerin dahi ittifakıyla peygamberimizin o zamanda da düşmanlarının da ittifakıyla Muhammedinül Emin dediği Muhammedinül Emin emin zat ve subhanallah hiçbir peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ahlaksızlıkla yalancılıkla efendime söyleyeyim kötü bir şeyle hiç yad edememişler hiçbir şekilde. Ve onlara sorduğunda da hiçbir zamanda onlardan yani senin hayrından, istikametinden hiçbir zaman endişe duymamışlar yani. Bunu geldi. Ben hatırlıyorum 10 sene mi oldu ne?
Bilgisayara yüklemişlerdi mükemmel insanın vasıfları diye. Yüzlerce vasıf yüklemişlerdi bilgisayara. Ve insanlar da meşhur insanlık tarihinde peygamberlerden, tanınmış kişilerden, işte yani mesela yaptığı insanlar şey adaleti, dürüstlüğü, dünya insanlığa verdiği sağlık hepsini bir puanlandırdılar ve bilgisayara yüklediler insanların hayatlarını da. Bilgisayar programı insanlığın en meşhuru olarak Hazreti Muhammed demişti. Ki daha sonrasında da bir Hristiyan gene bir dergide insanlığın en meşhuru, en şeyi o da gene Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dedi ben Hristiyanım, Hristiyanlar belki bana küsecek niye İsa'yı değil de Muhammed'i Aleyhisselam seçtim. Çünkü diyor Muhammed'de diyor, İsa Aleyhisselam'da olan sıfatların en alası, en güzeli var. Yani ben onu gözümü kapatmam güneşe karşı gözümü kapatmam gibi olacaktı. Yani düşmanlarının da tasdikiyle en mükemmel istatı ve en yüksek ahlakı ulvi ve nevi beşere muktedâ olacak olanlarla konuşacak. Kim bunlar içerisinde? Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla en yüksek istidatta ve en âli ahlakta ve nevi beşerin humsu ona iktidâ etmiş ve nisf-ı arz yani dünyanın beşte biri Müslüman olmuş ve dünyanın yarısı coğrafi olarak onun en hükmü manevisi altına girmiş. İstikbal onun getirdiği nurun ziyası 1300 sene ışıklanmış ve beşerin nurani kısmı. Ehli iman, ulema değil mi? Ehli imanın mütemadiyen günde 5 defa ona tesbih biat edip duayı rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam. Ya Muhammed aleyhissalatü ile konuşacak ve konuşmuş ve onu Resul yapacak ve yapmış ve sair nevi beşere rehber yapacak ve yapmıştır. Şimdi madem yapan bilir öyleyse bilen konuşur. Kimle konuşacak anlattı. İnekle konuşmaz. İnsan, insanlar içinde de sıradan değil en. Onun için peygamberlere yani şimdi Allah diyor o zaman herkesle konuşsaydı falan yani. Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azameti. Allah elmayı bak direkt hepsini kudretiyle yaratıyor ama ne yapmış? Kainatta kanunlar, sebepler vaaz etmiş. Çünkü izzet ve azameti perdedarı dest-i kudret olsun diyor. Evet. Yani izzeti ve azameti Cenab-ı İzzettin'den dolayı ta ki diyor umur-u hasisi ile mübaşeret hikmeti görünmeyen şeylerde ne yapmasın? Mesela Azrail Aleyhisselam demiş ya Rabbi senin kabz-ı erbah vazifesinde kulların ibadın benden küsecekler. Küsecekler. Neden? Ben de Cenab-ı Hak diyor seninle diyor onlar arasında diyor hastalıklar ve musibetler perdesini koyacağım. Yani Hazreti Azrail'e söylemeyecekler. Ne diyecek? Hasta oldu, ihtiyarlandı. İşte virüs geldi, efendime söyleyeyim, kaza yaptı falan. Aynen aslında Azrail Aleyhisselam da perde. Azrail Aleyhisselam bizzat almıyor ki, o Cenab-ı Hak namına. Nasıl ki Azrail arasında hastalıklar, musibetler perde. Allah da Allah, şey Azrail de Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir perdesi. Ne yapmayı? Evet. Cevdeyi sizin bunu ne yapar? Onu seni temsil eden biriyle. Ama her şeyi bilen, yapan, ama evet, tevhid ve celal ise esbab diyor. Perdedarı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ise esbab, sebepler, perdedar, perde. Perdenin arkasında iş yapıyor. Bu perde değil yani. Perdedar, desti kudret. Bizim daha önceki dersimizde önümüzde şey yapmıştık. Hacivat ve Karagöz gibi oynatılıyor ya. Akıl olan ne yapıyor? Aklı çalışmıyor. Ne der? Aa burada 2 tane küçük adam var hareket ediyor konuşuyorlar. Ama aklı da ne diyor? Ya arkadaş bu perdenin arkasında birisi var. Akıllı, şuurlu vesaire. Bunlar hareket ettir. Yoksa bu tahta parçalarının işi mi ya? Şuna bak bu kadar böyle böyle şey mi olur vesaire. Akıl olan ne yapıyor? Bunun işi mi ya? Akıl olan şöyle baktığı zaman elementlere bakar. Canlılardan cansızlardan canlı yaratıyor. Şuursuzlardan şuurlu yaratıyor. Ya fakir şey ilahiyatı olmayan veremez. Hayatı olmayan nasıl hayat verir Allah aşkına? Şuur olmayan şuur verebilir mi? Görmeyi bilmiyor maddeler bir araya gel hadi görelim biz. Ya görmeyi bilmiyor nasıl gördürsün ya? Canı yok nasıl can versin ya? Ya hiç mi insanın insafı yok ya? Nasıl bir kafirler yansın? Yansın kardeş yansın vallahi cehennemin dibinde yansın. Cehennem boşa mı kızıyor? Tekeudu temeyyizü minel gayz. Cehennem diyor onlara diyor gayzından o kadar diyor ki parçalanacak dereceye geliyor ya. Tekeudu temeyyizü minel gayz. Bu kadar delilleri gördün. Bu kadar burhanları gördün. Bu kadar mucizeleri gördün. Her şey mucize. Mucize olmayan ne var Allah aşkına? Mucize demek insanı acze düşüren. Allah'tan başka kimsenin yarat. Haydi yarat göreyim. Haydi söz geçir gözle görünmeyen mikrobu ciğerinden at. Hadi göreyim. Atoma söz geçir göreyim.
Böbreğin yerine giriyor. Böbreğe bundan sonra ihtiyacım yok. Yerine başka bir şey. Hadi tak göreyim. Ya ne mucize değil ya. Her şey mucize. Sistem mucize. Mucize olmayan ne var? Daha bana Allah mucize göstersin. Cehennemin dibine git. Her şey mucize. Mucize olmayan ne var ya? Her bir zerre Cebrail'iymiş, haber verir Hak'tan. Ya, her bir zerre, her bir atom. Hak'tan, Allah'tan ayetlerini, bürhanlarını getiriyor, anlattırıyor bizlere ya. Fesubhanallah. Allah bize basiret versin. Allah bize akıl versin. Allah bize, Allah bize, Allah bize. Fesubhanallah. Allah bize. Çok enteresan, evet. Her bir zerre Cebrail'iymiş, haber verir Hak'tan. Cebrail Allah'tan vahiy getiriyor ya, maksatlarını, gayelerini bildirtiyor. Allah bize her bir atomla yarattığı her bir mevcudat bize onun maksadını, ilmini, iradesini, kudretini, rahmetini, merhametini gösteriyor. Yemeğe bakınca seni seveni, elbiseyi almış, hediye etmişse biri sana, ev almış, araba almış. Ne kadar seversin, ay beni ne kadar seviyor. Benim için ev almış, benim için araba almış, benim için yemekler, benim için banka hesap. Ya arkadaş, senin için güneşi kim yarattı? Senin için bu dağları kim hazineli direkt yaptı? Senin için bu bulutları kim emrine verdi? Senin yaşama oranına, sıcaklığına göre bu atmosferi kim düzenledi? Senin tam ciğerlerine göre atmosferdeki %18, %21 arasında oksijen dengesini kim kurdu? Devam et, git, 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 git. Bu saymakla bitmez. Allah basiret versin. Göz eseri görüp de basiret onu yapanı görmezse, nasıl bir gaflettir, nasıl bir dalalettir, nasıl bir hıyanettir? Allah muhafaza eylesin. Evet, şimdi demek ki bu kainatı yapıp görerek yapan bilen biri bilerek yapıyor. Ve elbette bilir, öyleyse bilen konuşur. Konuşacak kimden konuşacak? İnsan. İnsanların içinde de kelam, bak peygamberler, 124 bin enbiya gelmiş. Bunlar nedir? Cenab-ı Hak'la Allah katında bizim elçilerimiz. Çünkü herkes Cenab-ı Hak'la konuşup maksadını anlayıp buna şeyi yeter. Herkes milletvekili olabilir mi yani? Herkes vali olabilir mi yani? Sıradan bir insan vali olabilir mi? Okuma yazma bilmiyor mesela. Evet. Yani olsa hayat ne kadar vazife yapabilir? Yani normalde olması gereken ne? Valinin veya bir belediye başkanı değil mi? İnşaattan anlaması lazım. Altyapıdan anlayacak. Üst yapıdan belediye başkanı düşünün. Üst yapıdan vali bak bütün değil mi? Bütün oradaki kamu kurum ve kuruluşlarının şeyi, kanunları bilecek, anayasayı bilecek. Hı? Kurumların ne vazife yaptığını bilecek. Onlara göre bak. Ya fesubhanallah. Şimdi bütün mevcudata geliyorsa, bütün mevcudata Allah'la muhatap olabilecek bir kabiliyette olacak. Onun mesela vahiy öyle zor bir iş ki. Cebrail aleyhisselamı Hazreti Hamza radıyallahu anh görmek istiyor. Efendimiz diyor ki ne? Göremezsin yani. Şey, kaldıramazsın yani. Yani şu mesele değil mi? Adaptörden çıkan işte 12 volt elektrikle şey yapıyor. Şarj oluyor. Direkt 220'yi versek patlar bu. Direkt 220 volt ne yapar? Patlatır yani. Çok rica edince Kabe'de Cebrail aleyhisselam'a diyor bir görün buna. Cebrail aleyhisselam ona görünüyor ama göremiyor bile. Görünüyor ama göremiyor. Perde abiri caizse açıldığında Hazreti Hamza bayılıp düşüyor. Göremeden. Göremeden bayılıp düşüyor yani. Yani Hazreti Cebrail'i görmeye kudretin yok. Hazreti Ayşe annemiz diyor, vahiy geldi mi diyor. Eğer başımda yatıyor, bacağımda diyor, Efendimiz Aleyhisselam diyor, istirahat ediyordu. Şöyle, bacağım diyor artık koptu, o bir daha kullanamam derdim diyor. O kadar ağırlaşırdı ki devenin üstünde olsa diyor, devenin ayakları yere batardı. Terlerdi, alnının damarları çıkardı vesaire. Yani vahiy almak öyle kolay bir iş mi yani? Allah'la muhatap olmak öyle kolay bir iş mi ya? Allah aşkına ya. Demek ki vahye muhatap olacak bir kabiliyette olacak. Allah'ın maksadını, kelamını anlayacak ve insanlara bunu anlatacak. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dost ve düşmanın ittifakıyla dedik ya, kafirin de, bilgisayarın da, o zamandaki kafirlerin de, bütün müminlerin de, enbiyaların da, evliyaların da, alim ulemaların şehadetiyle nevi beşerin en olan Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı Resul elçi yapmış. Bak nevi beşere rehber yapacak. Şimdi insan Allah'ın mesajları bir yere misafir davet edilse, düşünün sizin bir ülke cumhurbaşkanı sizleri kendi ülkesiyle alakalı tanıtım, ticari vesaire eğitimle alakalı veya askeri şeylerle alakalı davet ediyor.
Size düşünün, gittiğinizde tercüman olması lazım değil mi? Size o gittiği yerlerde anlatması lazım değil mi? Bak bunlar burasıdır, burası askeriye, burası filan fabrika, bu böyle çalışıyor, bundan bu kadar kişi çalışıyor, bundan bunu yapıyoruz, bunu alıyoruz, bunu veriyoruz. Yani rehber olmazsa, tercüman olmazsa ne anlarız orada Allah aşkına? Evet, gördüğümüz şeylerde, evet, şekillerden anlarız, burası askeriyedir. Ama ince kanunlar var, ince düsturları var. İnsanlar var. Nasıl seçiliyor insanlar? Vazifeler neler? Hukukları neler? Ne kadar maaş alırlar? Vesaire vesaire. Evet, bir şeyleri yukarı aşağı biliyoruz ama efendime söyleyeyim. Demek ki bize bu kadar mükemmel kainatı yapacak. Ondan sonra bu kainattan ben niye bu kainatı yaptım ya? Yani telefonu yapacak ama telefonun kullanmasını öğretmeyecek. Ya bu telefonu açıyor, kullanıyor. Mesela siz biliyorsunuz Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Aleyhisselam ve Nebine Muhammed. Nedir o şey vardı ya? Telefonları yapanlar işte Steve Jobs falan gibi telefonu alıyordu. İlk tanıtım o yapıyor. Çünkü adam kendi tasarlamış. Ekrana veriyorlar. Bak burası bu diyor. Bunda bu var diyor. Böyle diyor. Şimdi Samsung yapıyor değil mi? Telefonunu kim yapıyorsa, bilgisayar ne yaparsa geçiyor ekranın karşısına. Ekranın karşısına geçiyor. Ve Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Ekranın karşısına tanıtımını yapıyor. Bu diyor, bu böyle çalışır. Bu böyle olur. Burada böyle program var. Bataryası bu kadar gider. Sigort, yani neyse onu anlatıyor. Yani mümkün değil ki Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Onu yapan ustası ondan ne yapmasın? Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Ona bir tanıtıcı, bir rehber, bir muallim mümkün değil. Kainatı böyle mükemmel yaratacak ama ne işe yaradığını söylemeyecek. Mümkün mü? Peki bunu yapmış olan birisi bunu sana verir. Peki bunun mukabilinde bir şey istemiyor mu? Samsung sana bu telefonu verdi, iPhone verdi. Her neyse, hangi firma olursa olsun, benimki Motorola. Verdi. Bunun karşısında bize bir şey, benim eserimi takdir et. Karşısında ben bir hizmet verdim, senden bir şey bekliyorum. Allah da bu kadar bir kainatı yaratacak. Benden ne bekliyor? İki şey diyor. Allah kendini tanıttırmak ve sevdirmek için. Hiçbir şeye muhtaç değil. Kendimi tanıttırmak istiyorum sana. Benim kudretimi, rahmetimi, bak eserlerime. Fendur ilahe rahmetillah. Allah'ın rahmet eserlerine bir bak. Kendini tanıttırmak istiyor. Tanıttırmaya imanla tanıma. Ben tanıttırıyorum ama seni seviyorum. Seni sevdiğim için böyle güzel yarattığım nimetlerle donattım diyorum. Onun mukabilinde de insan ne yapması gerekiyor? O da onu sevmesi lazım. İbadette, kulluğumuzda biz de ona teşekkür ediyoruz. Bizim ibadetimiz ne? Allah'a teşekkür etmek. Verdiği nimetlere teşekkür etmek. Teşekkür. Evet, teşekkür ediyoruz biz Cenab-ı Hakk'a ibadetine. Evet. Onun azamet ve kibriyasını anladığımız gibi nimetlerine biz teşekkür etmek için. Şimdi Allah bu kainat fabrikasını niye yaratmış? Bu kainattan bize bunu anlatacak. Bir rehber göndermiş, bir kitap göndermiş. Mümkün değil. Ey deistler, ey kafasızlar. Yani senin telefonunun tanıtılması olmazsa, tanıtım kitapçığı olmazsa, nasıl kullandığını bilmezsen mümkün mü? Senin en ufacık bir aldığın elektronik veya evine aldığın buzdolabının, çamaşır makinesinin kullanım talimatı olur da onu getiriyor, bir de garanti kapsamında olması için diyor ki yanımda açacağım, biz bağlarız diyor. Ondan sonra diyor çalıştırırız. Ondan sonra garanti kapsamına girer diyor. Peki Allah bize ya, وَمَا كُنَّا ayette var da biz bir elçi göndermediğimiz bu kavme ne yapmayız? Zulmetmeyiz. Yani öğretmen göndermediysek, kitap göndermediysek onlar neden şey yapalım? Allah'ıma selam. Yani biz hiçbir kavmi peygamber, elçi, resul göndermediğimiz kavme ne yapmayız? Azap etmeyiz diyor. Elçi göndermemişse, kitap göndermemişse demek bak, halbuki insan aklıyla bilebilir. Ama Cenab-ı Hak ne yapmış? Aklı, bir yaratıcı varsın demişti. Maturidi ve Eşari burada biraz şey yapıyor. Yani bir yaratıcı var dese yeter diyor. Diğeri diyor ki bir yaratıcı var demese de diyor ne yapar? Cehennemden kurtulabilir diyor. Onlara biz ehli fetret diyoruz. Ehli fetret dönemindeki insanlar. Eğer Allah kitap göndermemişse, muallim göndermemişse diyor ki ben o zaman senin sınava tabi, yani sınavını, ama ne demişler? Ya bir yaratıcı var desin yeter diyor. Diğer demiş yani onu demese bile diyor madem şey, evet. Demek fıtrat yalnız bir yaratıcının olduğunu biliyor zaten, evet. Ama Allah ne yapmış?
Mümkün değil ki, efendime söyleyeyim. Zaten mesela bazen soruyorlar, aborjinler falan der efendim, işte insan gitmemiş yerler diyelim. Allah dünyaya 124 bin peygamber göndermiş ya. 124 bin peygamber rivayette var. Demek ki peygamberlerin gitmediği kavim var yani. Yani biz dersimizin şeyine girsek, Hindistan'a, Çin'e gitsek göreceğiz ki bir sürü bunların efendime söyleyeyim. Hatta bazı peygamberlere mesela, onlar bazı yani o zamandaki gelen ayetlerden kırıntılar. Bazı peygamberleri veya peygamberlerin sahabeleri gibi insanları ne yapmışlar? Tabiri işte daha sonraki dönemlerde tapınmışlar vesaire vesaire. Zaman geçtikçe unutmamak için heykellerini falan yapmışlar. Yani dünyanın neresine gidersek gidelim, yaratıcıyla alakalı bak bir peygamberleri işaretleri var. Ulaşmamış yerlere de diyor ki Allah, eğer hiç peygamber, hiçbir kitap ulaşmamışsa onları diyor, onlar diyor ehli fetret, ehli necattırlar. Tabii onları dolayısıyla dünyada kitap göndermemiş, muallim göndermemişse sizi diyor mesul tutmuyorum diyor. Mesul tutmuyorum diyor. Evet. Evet. Bazen de soruluyor tabii. Ya o zaman diyor, ben diyorum işte Müslüman ülkede de geldim. O gavur ülkesinde geldi diyor. Hiç fark etmiyor. Ebu Cehil Mekke'de dünyaya gelmişti. Ebu Leheb peygamberimizin amcasıydı. Selman-ı Farisi Fars'tan geldi. Bilal-i Habeşli bir köleydi. Demek ki dili Allah hidayeti arayana veriyor. Kim hidayeti isterse, yani filanın akrabası filan yerde Mekke'de olması meseleyi değiştirmiyor. Ülkemizde o kadar var ki dinsiz zındıklar var. Ben Avrupa'dan arkadaşlarım var, Japonya'dan arkadaşlarımız var. Bunlar Müslüman oldular. Avustralya'dan, internetten araştırıp Müslüman olanları, imanı araştırana Allah hidayet veriyor. Ama araştırmıyor, istemiyorsa, isterse kimin oğlu olsa, alimin olsun, peygamberin olsun, Nuh Aleyhisselam'ın oğluna bakın. Nuh Aleyhisselam'ın hanımlarından bak, bir hanım mesela bak iman etmedi. Firavun'a bak ama Firavun'un hanımına bakar mısınız Allah aşkına? Asiye annemiz. Ve Subhanallah. Demek Firavun'un hanımı olmak cennete girmeye mani Müslüman olmaya olmadığı gibi peygamberin hanımı veya oğlu olmak da Müslüman olmak için, imtihanı kazanmak için yeterli bir sebep değildir. Onun için soruyorlar adalet falan diye. Hocamız bugün ona da sormuş da adalet o zaman nasıl oluyor falan vesaire gibi. Herkes imtihanını veriyor. Yeter ki yalnız iman etmeyi istesin. İmanı araştırana, isteyene Allah hidayeti veriyor. Sebeplerini müheyya ediyor. Eder yani. Ki bununla alakalı ben çok hatıralar okudum, dinledim. Yani şu kainatın bir yaratıcısı varsa diye mesela araştıranların, kitap okuyanların, ayetlerine, nasıl Müslüman olduklarına dair hakikati bulduklarına. Ama gözünü kapatmış, kulağını kapatmış. Allah kainatta her şeyle kendini tanıttıran Allah. Dedik ki adam turist buraya geliyor veya bizimkiler bir yerlere gidiyor, heykelleri görmüyor. Bunu diyor o zamanda nasıl insanlar yapmışlar? Heykele bakıyor, resime bakıyor, ressama para veriyor. Kendine bakmadın mı? Ben mübarek adam diyeceksin de gayri mübarek bunlar. Şu gözü vermiş görüyor, kulak var duyuyor, kokluyor. Oradaki resimdeki ne görür, ne koklar, ne konuşur, ne düşünür, ne konuşur. Ne çoğalır ya. Allah'a bak, Allah'ın yarattığı eserlere bak, koyuna bak, canlı. Allahu Ekber. Görer, kokar, dinle, ye, iç. Fesubhanallah. Nasıl bir fabrika? Üretir devamlı, yavruları olur. Nasıl bir şey? Bunu gör, bunun ustası yok. Ama bunun ustası var ha. Ayıp, ayıp. Basit şu saatin bir ustası var. Allah bize bir saat yapmış. Bak güneş saatin tabiri caizse birisi akrebi, biri yel kovanı gibi şeyde, kamerde. Kim peki bunu? Hem akrep yel kovu mu hem bize zamanları bildiriyor, hem ısıtıyor, ışıklandırıyor, hem hayatımızın kaynağı olacak. Bu kadar bir şey ayıp, ayıp, çok ayıp. Onun için cehennem onlara diyor kızıyor. Evet. Biz şurada yine şuradan okuyup ondan sonra dersimizi inşallah rahman bitirelim. Ben tabii şeyi göremiyorum program üzerinden yaptığım için efendime söyleyeyim. Yorumlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Ey Cebrail, Ahmet Özbi şayet anter ve celil bi emanet ya fışament. Evet. Allah razı olsun. Şuradan şunu okuyup ondan sonra dersimize inşallah sonuna gelelim. İkinci nükteli işaret. Resul-i Ekrem Aleyhisselam iddia-i nübüvvet etmiş. Şimdi gelelim. Yani birincisi şu. Allah peygamber göndermeden rehbersiz
bir kitap yazacak. Kitap anlaşılmıyor. Muallim lazım. Okul açtın, öğretmen yok, kitap yok. Niye açtın bu okulu? Kainatı yapacak. Niye yaptın? Özür dilerim. Nasıl bir şey ya? Yani işte bu telefon, bu saat, bu Porsche araba, şeker fabrikası yapıyor. Milyonlar dolar para harcanıyor. Belki milyarlar dolar para harcanıyor. Bir cep telefonu fabrikası için evet. Milyarlarca. Sadece bu Samsung ekranlar için 5 milyar dolarlık 5 milyar dolar ekran için fabrika kurmuştu. 5 milyar dolar Samsung. Düşün şimdi 5 milyar dolar harcayacaksın. Binlerce mühendis çalışacak. On binlerce çalışan çalışacak. Buradan işte telefon ekranları, televizyon ekranları üretiliyor. Üretildi bu. Üretildikten sonra ne yaptın? Bu üstün teknoloji eserlerini. Bunları hepsini atın bakalım hadi çöpe. Hepsini atın bakalım denize. İnsanlar ne der? Ne yapıyorsun ya? Bu kadar para, bu kadar masraf, bu kadar emek bunun için olabilir mi? Şimdi şundaki şu teknoloji bunun bak elimize, evimize, baş köşemize gelmek için olduğu belli. Çöpe atmak için değil yani. Evet. Fesubhanallah. Şimdi şeker fabrikasında şeyleri eksinler, çiftçiler eksinler, bitsinler, toplasınlar. Onları parayla al. Fabrikaya dönüştürmek için mühendisler çalışsın, işçiler çalışsın. Daha sonra bu kadar işlem geçir. Evet, sonra şeker elde ettik. Allah kabul etsin. O şekeri de, tonlarca şekeri de bak değil mi? Milyonlarca para sarf edildi. Haydi bakalım bunu Kızılırmağa dökün. Ne derler? Ya efendim Kızılırmağa dökülecekse veya tarlaya dökülecekse niye biz bu kadar masraf edildi, bu kadar insanlar yoruldu demez mi Allah aşkına? Demek ki kainatı yaratan yaratıcı bir kendini anlatan bir muallim olmazsa o kainat yaratması abes olur. Manasız olur ya. En ufak bir şeyde bak onun gayesi, hedefi, ya rehberi. Yani akıl peygamberlerin vücudunu kabul ediyor. Şimdi gelelim peki peygamberler, biz peygamberlerin peygamber olduğunu ne bilelim? Tamam diyoruz ki Allah bir öğretmen gönderecek, bir kitap gönderecek. O zaman diye insan şunu görüyor. Peki nereden bilelim biz onun bizim peygamberimiz olduğunu? Veya Allah'ın gönderdiği bir elçi olduğunu? Evet. Resulü Ekrem Aleyhisselam iddiayı nübüvvet etmiş. Ben Allah'ın elçisiyim demiş. Bir ferman getiriyor. Hani atama ben vali olarak geldim. Yani vali bey ne lazım? Hani bakalım Cumhurbaşkanlığı kararnamesi nerede? Değil mi? Kararname yayınlanıyor. Başka bak medyaya bildiriliyor. Başka Cumhurbaşkanlığı ilan ediyor vesaire vesaire. Bak deliller lazım. Bir Kur'an getirmiş. Allah'a kehanet edersin fermanını getirmiş. O ferman peki nasıl? Ondan başkası Allah'ın Kur'an'ın işte 25. söz. Kur'an'ın 40 nevi mucizesi var. Her türlü. Yani Allah'ın kelamı olduğuna de üzerinde o fermanın hepsinin İcaz yani mucizelik nasıl ki Allah'ın sinek mucizesi taklit edilemiyor, kelamı da taklit edilemez. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir fermanı göstermiş. O ehli tahkikin yanında bine kadar mucizeti Bahra'ya gidiyor. Peygamberimiz aynı zamanda 1000 tane mucize göstermiş. Ben Allah'ın elçisiyim diye. O mucize teyyat-ı mecmuasıyla dava-i nübüvvetin vuku kadar vücutları katidir. Yani tarih şeyiyle biz dünkü yani Efendimiz Aleyhisselam'ın o mucizelerin vücudunu biz öyle tarihi kat'i vesikalarla biliyoruz ki peygamberimizin peygamberlik iddia etmesini nasıl biliyoruz, duymuşuz? Aynı şekilde o mucizeler kat'idir. Mesela kafirler bile itiraz edememiş. İktarabatı saate ve şakkal kamer. Kıyamet yaklaştı ve ay parçası değil mi? Hiçbiri inkar edemediler. Kur'an-ı Hakim'in çok yerlerinde en muannet kafirler naklettiği sihir isnat etmeleri gösteriyor ki Kur'an'da onlar mucizeler ne demişler? Etbalarını kandırmak için sihir demişler. Haşa yetim Ebu Talib'i sihri semaya ulaştı demişler yani. O muannet, inatçı kafirler dahi, bizim muannetlerimiz var ya, beyaz aka kara karaya ak diyenler var ya, ondan daha fazlası olan o kafirler onu bile diyememişler. Evet, çünkü ülkemizde bu kadar hizmeti görüyor, adam inkar ediyor. O da mucizeyi görüyor, inkar edemiyor, sihirdir diyor. Evet, o muannet kafirler dahi mucizatın vücutlarını ve vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak ve etbalarını kandırmak için. Ne yapmak için? Yalnız kendilerini, insan kendi kendini aldatmış. En büyük aldatıcı insan kendini kendinidir ya. Görmek isteyemeyen de hiç kimse kimseye bir şey gösteremez.
Ve etbaalarını ona tabir onları kandırmak için haşa ne demişler? Sihir demişler. Evet. Şu cümleyi okuyacağız. Bu çok önemli. Evet. Mucize Ahmet Aleyhisselam 100 tevatür kuvvetinde bir katiyeti vardır. Mucize ise mucize ne? Allah bir peygamberlerle bir mucize veriyor. Halık-ı kainat tarafından onun davasına bir tasdiktir. Yani kainatı yaratan Allah mucizeyle insanlara diyor ki benim bu gönderdiğim sizin evinizden olan şu insan benim elçimdir sizin yanınızda. Sadak da yani benim Allah nasıl peki nasıl diyecek? Nasıl gidiyor bak senin bir padişahın meclisinde ve daireyi nazarında desen ki bir padişahın olduğu bir huzurda diyorsun ki ne insanlara padişah beni filan işe memur etmiş. İnsanlar diyor ki padişah beni filan vazifeyle insanlar ne bekler? Yani padişahın huzurunu bir delil beklerler değil mi? Senden o davaya bir delil istense padişah dese yine evet tasdik ediyorum. Hiç kimsenin şüphesi kalır mı oradaki diğer paşaların insanların nasıl tasdik eder? Öyle de aynen onun gibi Allah'ın evet demesi nasıl olur? Dünkü de, 2 gün önceki dersimizde ölen tecideli sünnetillahi tabi sünnetullah kanunlarını okumuştuk. Yer çekimidir değil mi? Suyun kaldırma vesaire, oksijen yani Allah'ın kainattaki bütün kanunları, yaratılış kanunları, bütün biyolojik kanunları, bütün fizik kanunları, bütün kimya kanunları hepsi. Öyle de adetini ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirse evet çözümden daha katli, daha sağlam, daha senin davanı tasdik eder. Allah eserlerle konuşuyordu. Eser. Yani normalde bir beşer eline su çıkar mı çıkıyor? Bir beşer kamera yarabilir mi? Yarar. Bir beşer yarın başıma gelecekleri bilebilir mi? Bilemez. İstikbalden haber veriyor. Bir beşer geçmişi hiç hem de okuma yazma bilmeyen birisi. Hiçbir tarihçinin bilmeyeceği şekilde peygamberlerin, insanların tarihini doğru haber verse. Bir beşer konuşmayan hayvanlar onun emriyle konuşsa. Bir beşer ağaca gel diyor, ağaç geliyor. Bir beşer ölüleri diriltiyor. Bir beşer hastaları iyileştiriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi ne diyor Allah? Normalde adetullah kanunlarında bunlar yok. Allah bundan kanunu değiştiriyor. Kainatı yaratan kayatıcı yaratıcı diyor ki evet bu benim elçim. Ben de müstemir adetimi sünnetullah denen adetullah kanunumu değiştiriyorum. Ne diyor? Yani bu ağacın sahibi olan ben var ya bu hayvanın sahibi olan ben bunu tasdik ediyorum. İşte mucize bunu göstermek için. İşte Peygamber Efendimiz'e nereden bilelim peygamber midir? İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselam. Şimdi mesela biz konuşuyoruz. Şu an hepsi bunun bir Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mucizesidir. İslamiyet'i dünyanın başına onun yani tek başına kimsesiz bir şekilde meydana çıkması ve İslamiyet'i dünyaya biz daha bugün şu an okuyoruz onun bir mucizesidir. Bugün bütün dünya onun mucizesini tasdik ediyor. Bütün dünya onun mucizesini tasdik ediyor. The Times İngilizce Amerika'daki dergilerde yazdılar. Temizlik imandandır diye. Ya bugün gönderdiler internetten Hollanda'da otobüs duraklarına falan şey yapmışlar. İnsanları evlerinde tutturmak için. Onun Hollandacasını yazmışlar. Yani man katele nefsen bi gayri fesad. Yani kim haksız yere bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim bir insanlığa yani hayat verirse bütün insanlığa hayat vermiş gibi. Bu ayeti yazıyorlar. Bak Peygamber Efendimiz bütün ins ve cins tabiri caizse şu an insanlar ne yapıyorlar? Peygamber bu onun da bir beşer gelecek. Düşünün. Temizlikle alakalı ondan daha iyi şu an temizlik dedik ya beracim denen şu şeylere kadar 10 çeşit temizlikten bahsediyor Peygamberimiz Aleyhisselam dedik. Tırnaklarımızı kesmekten tutun. Değil mi? Bak şeytanlar diyor cinler evet bizim bu manevi pislikleri falan işte hakikaten hem onlar manevi olanlar yuva yapıyor hem de mikroplar işte bu cin hasta eden buralara yuva yapar diyor. Elleri hilalemaktan tut şunların içlerini yıkamaya kadar. Allahu Ekber. Bizim büyük abdestten tutun namaz abdestimize kadar yemekten önce ve sonra muhakkak elini yıkama, ağzımız yüzümüz bak birisi gelecek. Şimdi diş insanlar temizliği bilmezken diş fırçasını misvağa bize öğretecek. Şu an tıp halen misvağın onun yemek birisi gelecek bize yemek yemeyi öğretecek. Okuma yazmayı bilmeyen birisi bütün aslında beslenme uzmanları onun Allahu Ekber. Onun perhizi, onun yediği yemek bize gösterdiği yoldan daha şey değil. Fizik tedavi uzmanları gelecek, ergonomiciler gelecek, yatmanın en güzelini o yapmış. Yürümenin en güzelini geçen Japon demiştik ya, ergonomi şeyi. Nasıl mesela yürür, yürümenin en güzeli. İşte yokuştan aşağı yürür, peygamberimizin yürümesini tarif ediyor. Döndüğü zaman diyor, başıyla değil, vücuduyla dönmesi. Allahu Ekber. Yani bütün ilimler onun Resul-i Ekrem Aleyhisselam dediği Nebi Beşer'e muktedâ olacak. Yani hem gerek maddi,
İnsan peki adaletine bakalım, getirdiği kanunlara bakalım. Ekonomik sisteme bak. Faizin yasaklanmasından tutun, ya zekatı emretmesine kadar. Ondan daha mükemmel bir ekonomik sistem yok. Fesubhanallah. Peki onun getirdiğinden, temizlikten, onun getirdiği hikmetten, yani her şey gösteriyor ki Resulü Aleyhisselam dava etmiş. Ben bu kâ şu kainat halıkının, şu kainat yaratanın mebusuyum. Delilim de şudur ki müstemir adetini benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte parmaklarıma bakınız. 5 musluklu bir çeşme gibi akıtıyor. Mesela harp esnasında ordu susuz kalmış. Ne yapıyor? Bir parça diyor su, dua diyor, elime koyun. 1000 kişi oradan çıkan suları içiyorlar, abdest alıyorlar, bütün kırbaları da dolduruyorlar. Kamera bakınız ayağa. Bir parmağımın işaretiyle 2 parça diyor. Şu ağaca bakınız, beni tasdik için yanıma geliyor, şehadet ediyor. Şu bir parça tahana bakınız, az bir şey orada aç kalmış. 2-3 adama kafi geldiği halde 1000 kişi, 1500 kişi, 200-300 aşanmıştı bazen 1500 kişiye. Ya 2-3 adama kafi geldiği halde 2-3 adamı tok ediyor. Ve hakeza güzel mucizatı böyle göstermiştir. Hani biz bugün dersimizde Allah kabul etsin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Allahümme gfir erhamen tehayrurrahimin. Evet. Bu şey programında olduğu için şeyleri, yorumları daha sonra görüyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. Burada da evet, şimdi YouTube'daki yazıları zaten varsa da göremiyorum. Aynı anda bir program üzerinden yapıyorum. Ses kalitesi düşük olduğu için onun için hakkınızı helal edin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Demek ki yani Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın bu deistlere söylüyoruz dedi. Ama dünya imtihan dünyası. Allah geçen de konuştuk. Kıyametle alakalı mucizeleri konuşuyor. Bu Dabbetül Arz meselesi, Süfyan Deccal meseleleri gibi. Allah akla kapı açar, ihtiyar elden almaz. Peygamberleri, mucizeleri, kitapları gönderir. Fıtratımıza da koymuştur dedik değil mi? Sünnetullah. Bizim fıtrat, İslam fıtratı olduğunu üzerine. Yani gavur, mümin, münafık. Herkes bir şeye karşı olduğu, güzelliğe karşı. O güzeli sever. Birisi iyilik yapar sonra teşekkür eder. Bak, fıtratında var yani bu. Hatta bebeklerden örnek vermiştik. Deneyler yapılmıştı. Yani konuşmayı bilmeyen o çocuklar. O kuklaları oynatıyorlar mesela. O kuklalardan biri ona haksızlık yapıyor. Ötekilerin oyuncağını alıyor falan gibi. O haksızlık yapan kuklayı değil de yardımsever kuklayı mesela tercih ediyorlar. Yani ahlak doğuştan gelen bir şey olduğuyla alakalı. Bu deneyler falan yapılmıştı. Demek insanın fıtratında, beşerin fıtratında var. Eğer bozmamışsa, Efendimiz Aleyhisselam haber verdiği gibi İslam fıtratı üzerine. Yani Rabbini bulmaya nimetleri şükredebilecek kabiliyette donanımla gelmiştir. Ama diyor, annesi babası onu ne yapar? Yanlış yönlendirir ve etrafı yanlış yönlendirir. Onu Hristiyan, Yahudi, Mecusi yaparlar yani. Allah muhafaza etsin bizleri. Ama insan ne yapabilir? İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından görüyoruz. La uhibbul afilin. Ben ufule gidenlere kamera bakıyor, aya bakıyor, yıldızlara bakıyor değil mi? Benim Rabbim o olabilir ki, şu olabilir ki. Evet, insanın fıtratında neyinde var? Bunlar ekilmiş. Ey deist insanlar! Kardeş diyemiyorum, bizim ehli iman kardeşimiz. Ama yaratılışta insan Hazreti Adem'in evlatları olması beşer olarak. Ama Allah hidayet nasip etsin. Ey arkadaşlar, bir muntazam şöyle mükemmel fiillerin sahibi olan bir faili vardır. Bu fail ki bilen elbette yapan bilir, yaparak bilerek yapıyor. Bilmesi yapmaz. Dinleyerek, hadi be sen bilerek bile yapamıyorsun. Hadi öğren de yap bakalım Allah'ın yaptığı mucizelerden. Hadi bir tanesini. Bir sineği yap. Kanadını yap diyor Allah. Taptıklarınızı bir araya getirin. Bir sineğin kanadını yapın. Haydi bakalım. Bir hücre yap. Bir atomu yap. Bir atomu yapın. Yoktan yaratın. Hadi. Yok öyle bir şey. Hep Allah'ın elimize vermiş olduğu mevcuda üzerinde çalışıyoruz biz. Hadi yoktan yarat. Hadi sineği kartal yap. Ama Allah yapıyor. Sineği kartal yiyor, kartal oluyor. Hadi sen de yap. Hadi al arabanın efendime söyleyeyim Şahin'in Renault'un Şahin'in araba olarak söyleyeyim. Hurdasını Boeing 780 uçakları yap yani. Mümkün mü yani? Ama Allah atık maddelerden bakın bize gübrelerle neler yaratıyor. Gözümüzden de gül yaratıyor. Allah insaf versin daha ne göstersin bize. Peki böyle bir zat bir elçi göndermesi lazım. Göndermiş. Gelçinin elçisi ne oldu nereden bilelim? Bak adetlerini ne yapmış onunla alakalı. Elde bir kitap var ki ne bütün hakikatleri anlatan ferman, Kur'an Hakim. Açıp okusunlar Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini. İşte bu anlattığımız deliller hepsi Kur'an'da geçiyor. Başka 1000 tane mucize göstermişti Resulü Aleyhisselam. 1000 mucize.
Ya bu 19. mektupta 350 tane mi herhalde, 300 küsür tane mucize. Sınıf sınıf bitkilerle, hayvanlarla, cinlerle, ölülerle, hastalarla, gayiple alakalı hepsiyle haber verilmiş. Şimdi bir beşerin böyle olması mümkün mü? Değil. Demek ki kainatı yaratan yaratıcının elçisi olduğunda şüphen olmasın diye. Çünkü müstemir adetini değiştirmiş. İnanmak isteyene her şey onu anlatıyor. Her şey. Ama görmek istemeyene de gör yani, çünkü hakikati halde bir şey değil. Kabul adam adı kabul, adem kabul var. Yani bana göre diyor. Güneş var ama aslında diyor bu güneşin olduğunu sen zannediyorsun diyor. Bu adama ne diyeceksin? Ama güneş yok diyor falan. Ya nasıl yok diyor, bu kadar bu aydınlığı nasıl ispat? Hadi gel o zaman. Ben güneşi ispat ederim. Bak bu parlaklık, bu aydınlık, bu ısı bize bir güneş, bir ışık kaynağını, ısı kaynağını gösterir. Sen göster bakayım o zaman. O zaman her bir hava, bu parlaklığı neyle izah edeceksin? Her bir havanın her bir zerresinde bu ışık ve ısı kaynağı var demen lazım. Bir Allah yok dersen bütün atomlar haşa Allah kadar ilmi, iradesi, kudreti olacak. Hem hepsine hakim olacak, hükmedecek, benim dediğimi yapacaksınız, hem de mahkum olacak, ona da, o da emir alacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hem komutan olacak, genelkurmay başkanı, hem asker olacak. Hem öteki onun komutan... Ya nasıl saçmalıklardan ya, Allah muhafaza. Yani küfür, küfür öyle bir şey ki ancak cehennem onu patlar. Cenab-ı Hak bizleri affeylesin. Evet, bu hocamızın sualine kısaca böyle bir cevap verdik. Bununla alakalı Nübüvvet Ahmediye Aleyhisselam'la lütfen rica ediyorum. Bugün 4. şuayı okuyun demiştik. En azından 19. mektup mesela bugünlerde birer parça birer parça okunabilir. Ama hiç olmazsa 19. söz Risalet-i Muhammediye'ye dair Aleyhisselatü Vesselam okurur. Mesela Risale-i Nur'daki bize bu nübüvvet bahsediyor. Kur'an'da 4 esas var. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet. Adalet, ibadet olarak da ikiye ayrılıyor. Bu 4 esas, nübüvvet. Yani Risale-i Nur'da nübüvvet bahsi bir 31. sözü. Miraç bahsinde gene bir canlı yayınımız olmuştu Facebook'ta. Dileyenler izleyebilirler. Yani YouTube'a o dersimiz atıldı. Yani Miraç. Yani Resulü Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesi. 19. mektup, 19. söz. Yani o zatı Resul, işte ismi ferdin azam, 30. lemada. Yani Resulü Aleyhisselam görülenden görülmeyene, bilinmeyenden bilinenden bilinmeyen mahiyetine bize öyle ifade ediyor ki ne? Biz Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ı Allah bizi hakkıyla tanımayı nasip etsin inşallah. Bize ona layık ümmet eylesin. Getirdiği şeriatına, şeriat-ı verra-i Ahmediye Aleyhisselam'a ittiba eylemeyi nasip eylesin. Ki beşer ve insanlık, beşer ve insanlık Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed ne yapıyor? Onun getirdiği dinden, şeriatından uzaklaştığımız için ne zaman, ne kadar ittiba etmişiz? Peygamber Efendimiz'in getirdiği dine ne kadar ittiba etmişse insanlar, ecdadımız da öyle. Dünyada hem ekonomik, hem iktisadi, hem siyasi anlamda, hem rahatlık anlamında en üstte olmuşuz. Bıraktığımız, uzaklaştığımız oranda da fakirleşmişiz, cahilleşmişiz, aramıza ihtilaflar girmiş. Tarih bize bunu gösteriyor yani. İki kere iki dört eder derecesi. Asr-ı Saadet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın anlaşıldığı, itibar edildiği en iyi asır. Hayrul kurunu karni. Benim hani bütün asırların en hayırlısı benim asrım, benim zamanımdır diyor sahabeler ya. Allah, ama inşallah ahir zamanla alakalı biz de o zamandayız. Gene onun da müjdesini verelim. Böyle bitirelim. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor, benim işte bir dönüm benim ümmetim nübüvvetle, yani Cenab-ı Hakk'ın ilahi adalet, sonra diyor hulafayra hilafetle yönetilir. Sonra neyle? Tabiri caizse mülken adudan, yani böyle zorba, cebir, hükümetler işte Emevileri gelir. Daha sonra tavşanın suyunun suyu gibi yani hükümetler gelir. Dini ahkam ama kalite şey düşer ve insanlara zulümler. Ama bir zaman gelir ki diyor ümmetimin benden alakası kesilir. Benden alakası kesilir değil mi? Yani siyasi ümmetin birbiriyle alakası kesildi. Hilafet kaldırıldı vesaire. Benimle diyor ümmetimin arası kesilir tabiri caizse. Şeriatla, dinle, ahkamla hayatlarındaki tatbik edecek, kaldırılır yani. Ama o dönem geçtikten sonra diyor benim ümmetim tekrar nübüvvet dönemine benzer bir nübüvvet, yani peygamber yok ama nübüvvet dönemindeki gibi bir saadetin, beşerin şeyin olduğu bir dönem gelir inşallah. Ondan diyor tekrar yönetilirler, bir araya gelirler. İnşallah bu koronavirüs miladı da bu miladın başta bu inkılaplardan bir inkılabı
Allah böyle görünmez küçük bir askerini gönderdi. Bununla beşeri terbiye ediyor. Bununla birileri başka kendilerine matuf kullanmak istiyorlar. Başkalarına kendine göre tabiri caizse planlayıp insanın nüfusunu vesaire. Bunu bir cümle söyleyeceğim. Yok insanları 500 milyon nüfusuna indireceğiz vesaire plan. Allah'ın da bir planı var. Burada dünyadaki ehli kitaptan bağımsız Hristiyanlardan İslamiyet'e yaklaşıp ve ortak düşmanları olan bu paganistleri, bu küreselcileri, bu kafirleri, bu deccal, büyük deccalın şeylerini, şeytanın avanesi, şeytani aklı halt etmek için Müslümanlar da şimdi nasıl ki biz onlara tıbbi yardım destek alıyorlar ya bizden. Aynı bir kez diyecekler ne olursunuz bak tecrübelerimizden yararlanmaya çalışıyorlar diye böyle. Aynen eskiden oldukları gibi Yahudiler bize yalvar bizi kurtarın kurtarıyordu. Avustralya bizden yardım istiyordu. Fransa bizden yardım istiyordu. Kendi içindeki harplerle alakalı. Biz oraya Kanuni Sultan Süleyman dönemine falan bakın. Her neyse tafsilatına fazla girmeyelim. Uzattık zaten. Yani gene aynı insanlık gelecek diyecekler ki ya gelin biz sizlerle beraber omuz omuza şu bu planı kuranlara karşı bu planlarını şey yapalım. Çünkü onları da yok etmek istiyorlar. Onu görecekler. Geçen hadis-i şerif dedik ya Yahudiler işte her yere şey, bir ağacın arkasına. Herhalde o ağaç Allah'a ölen bilemiyorum. Bilemiyorum. Doğrusunu Allah bilir. Ama bir kanaat manasında söyleyeyim. Belki herhalde Çin'e saklanacaklar herhalde. Yani tabiri caizse Çin'in arkasına bu Yahudiler gizlenecekler. Zaten paralarını, teknolojilerini Çin'e kaydırdılar yani. O küreselciler yani paralarını, teknolojiyi Çin'e kaydırdılar. Yoksa Çin değil yani bu teknolojinin, bu paranın yani bir kuşak bir yol dünyaya üretimi yapmak teknoloji vesaire vesaire bunlar ama bu olaylardan sonra görülecek ben söyleyeyim bunu insanlık bunu görüyor insanlığın öldürülmesi nüfusun azaltılmasıyla alakalı bununla alakalı yabancılarda kitaplarda yazılıyor ben görüyorum belgeseller falan gördüm yani insanlık bunu çok çok iyi anlayacak inşallah içerisindeki bu şeycilere köle olmayan siyasetçileri, işte ilim adamları bunları görecekler ve halkı karşı bunlar Müslümanlarla bir araya verip, el ele verip Allah'ın izni ve keremiyle inşallah ortak düşmanlarına karşı şey yapacaklar ve Hristiyanlığın da büyük bir çoğunluğu Allah'ın izniyle İslamiyet'e de teslim olacaklar. Bundan sonraki süreç böyle. Bunlar bir plan yapıyorlar insanlığa karşı ama Allah'ın da bir planı var. İnşallah insanlık madden ve manen kurtuluşuna vesile olacak gerçek düşmanlarını şeytanın avanelerini, şeytanın insanlar üzerine saltanat kurmak isteyenler inşallah pişman olacaklar. Ehli imanı Cenab-ı Hak muzaffer ve galip edecekler Allah izin verirse. Bunu da böyle kısa bir şey olarak söyleyelim. Ama son cümlemiz şu. Ateist olsun, deist olsun, mümin olsun, münafık olsun fark etmez. Hepimiz imtihandayız. Herkes imtihanda. İmtihanda Allah bize kitabı göndermiş, yani kitap göndermiş, peygamber göndermiş. Soru ve cevaba da bak diyor ama bize sadece cevap al bunu bunun aynısını ver değil. Kitaba bakabilirsin ama diyor soru kitabına sen yaz. Sen yaz. Ben sana ver şükre nasıl şükredeyim? Bak işte peygambere sallıyor kemara aitim oni. Ben nasıl namaz kılıyorsam diyor. Siz de öyle namaz kılın değil mi? Namaz nasıl kılıyorsan. Nasıl Allah'a şükredeyim? Böyle şükre. Kopya çek. Caiz. Hem de çok çok güzel. En güzelliği yapmak için ona bak. Ama Allah insanın elinden imtihanı almıyor. Yani namaz kılmayanın karnı ağrır. Mesela bu şeylerde de çok önemli. Son bir cümle olsun. Nedir o? Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem ve nebine Muhammed. Eğer mesela umumi gelen yani insanların çoğu hatalı olduğu için biz bu musibete şey yaptık. Ama insanların hepsi mi hatalı? Mazlumlar, masumlar var, çocuklar var, ihtiyarlar var, bazı hayvanlar var. Onlara da mesela deprem geliyor, fırtına deprem de geliyor bu hastalıklardan. Onlar da mükedder oluyorlar. Eğer onlar harika bir surette ehli iman mesela mahfuz kalmış olsalardı ne olur ne derlerdi Müslüman o zaman imtihan sırrı bozulurdu ama Allah o masumlara şehadet veriyor Allah olduğu için o kaybettiği malı sadaka olarak kabul ediyor ve subhanallah yani kaybettiği bir şey yok daha fazlasıyla Allah bire bin olarak veriyor yani aslında bir perde kayıp diye açılsa diye görseniz diyor onlar o musibetten şeref duyuyorlar oh elhamdülillah biz fani bir şey kaybettik baki yani fani bir ev kaybettik, baki saraylar, sonsuz saraylar kazandır diyecekler yani. Ama imtihan sırrı bozulmasın diye Allah burada mümin de münafık da hasta olur, kafir de, Müslüman da kafir hasta olmaz sadece, Müslüman da hasta olur.
Ama Allah'ın izniyle Müslümanlar dikkat ettikleri, şeriat Ahmediye Aleyhisselam ve nezafete dikkat ettikleri ölçüde de bu hastalıktan, bu musibetten Allah'ın izniyle, yani bu adetullah dedik ya, buna müraat edenler de Allah'ın izniyle daha şey kalacaklar. Cenab-ı Hak bizleri kendine kul Habibine ümmet eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana ve davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi tekabbel minna ve şifi merdana ve erham mevtana وقت ديوننا وبيض وجوهنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أي رب مزير لنا ودير لنا حاكم ذو الجلال سماوات وأرض بدير ذو الجلال من رب مز Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hassiz salatu selam öyle. O ki tıbbel gulubu ve devahi, kalplerin ilacı, devası. Ve afiyetel abdani ve şifaiha. Ya Rab, bedenlerimizin şifasına vesile olan onun getirdiği şeriat ve ahkamı ve ismi esmiya. Ve nurul ebsar ve diyaiha. Bizim gözümüzün ve kalbimizin nuru, basireti olan. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Onun yüzüsü hürmetine. Ya Rab. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Tıbbel kulubi ve devaiha. Ve afiyetel abdani ve şifaiha. Ve nurul ebsar ve diyaiha. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأوقات وتنفرج به الكرى وتقضى به الحوائج وتنال به الغايب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ما علم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات آمين يا مجمع الدعوات الحمد لله رب العالمين أي رب مس أي رب مس كسر لنا مزافة بناه لنا مزافة بناه لنا مزافة مغفرة شاد دنيا ده اشتنن بناه لنا قافلة لنا سبب إلى بمسيمة جلبنا وسيلة biz bu günahların sen ve mevcudatı ve beşer bu günahlar içinde halk etmedin. Biz onlara buna da, onlara sayesinde de sana tövbe ve istiğfar ediyoruz. Estağfirullah, 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 el-azim, el-kerim, el-lezi, la ilahe illa huve, el-hayyul kayyum, ve tuğuley, subhanah. Estağfirullah, 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 el-azim, el-kerim, el-lezi, la ilahe illa huve, el-hayyul kayyum, ve tuğuley, subhanah. Ve likulli ismin estağfirullah. Bütün günahlara dediğince ve sayesinde sana tövbe ediyoruz. Estağfirullah ya Rabbi, estağfirullah. Ezelden ebede kadar her günden her güne karşı olsa, vakı olsa bütün hamd, tesbih, güzellikler sana mahsustur ya Rabbim. Biz de bütün mahlukatın, ezelden ebede kadar mevcudun, bütün nebadatın, hayvanatın, melaike-i mukarrebin, enbiya-i izamın, bildiğimiz bilmediğimiz bütün alemlerdeki olan tesbihatı, ibadatı, iyanatı sana da kendi namımıza takdim ediyoruz. İyyâke na'budu diyoruz. Hem kendi adem alemimize, hücrelerimiz, biz bir cemaatiz, kendimizi kendimizin içinde 20 trilyon hücremiz bir cemaatiz. Ruhumuz, aklımız, kalbimiz ayrı bir. Hepsi onlar iyi kenar dediğimiz gibi bütün müminlerle, bütün muvahhidlerle sana ibadet ediyoruz. Bütün nebatat ve hayvanatla, bütün hepimiz sana iyi kenar dedi. Yalnız sana ibadet ediyoruz. İyi kenar dedi, iyi kenar dedi. Yalnız senden yardım diliyoruz. Ey her yerlerin, her şeyin hakimi olan, iyi ibadet ettiğimiz Zat-ı Cüccelal, senden yardım diliyoruz. Maddi ve manevi işlerimizde kolaylık, suhuletler ve bizi ve mevcudatı ne için yarattıysan ve tübelliğuna bir aksal gayet, bizi aksal gayamıza ulaştır ya Rabbi. Bizi aksal gayamıza ulaştır ya Rabbi. Bizi aksal gayamıza, mevcudatı, mahlukatı, aksal gayasına ulaştır. Ve insanların Resul-i Aleyhisselam'ın getirdiği şeriatı, Kur'an'ın ahkamıyla dinlemeyi, anlamayı, hayatında kabul etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin ve selamu alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bu cehadir cemaatin geçmişlerinin ruhları, ve hastaların şifaları, boşlu olanların edaları ve kalplerinde ne gibi hayır niyetleri varsa daha ahsen-i surette ihsan etmen ve bundan sonra bize ihsan edeceğin emri bundan öncekinden daha hayırlı ve bereketli eylemen adını senden niyaz ediyoruz, istiğfar edip tövbe ediyoruz ve senden dileniyoruz ve sana yalvarıyoruz. Amin, amin, selamu aleyhi ve sellem, elhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha. Halit abi bir bana şey göndermiştin. Onu da şimdi dua ederken esnasında aklıma geldi. Onu da söyleyip sohbetimizi bitirelim inşallah. Hakkı bitti de son haşiye olsun. Muhammed Şarabi Hazretleri var. Mısırlı büyük bir alim, müfessir.
Allah rahmet eylesin. Mısır'da çok hizmetlere dolmuş. Bu asrın da yetişmiş Kur'an hizmetçilerinden birisi. O bana Halid abi bir video gönderdi Arapça. Onun tercümesini de dedim ben çok hoşuma gitti. Dedim akşam derste dedim tercümesini dedim size orada şey yapayım. Efendime söyleyeyim. Orada onu söylüyor. Bir zat bir salih bir Allah'ın veli salih büyük bir kula geliyor diyor ki ben diyor ehli dünya mıyım? Ehli dünya diyor. Ben yoksa ehli ahiret miyim? Yani ahiret evet Allah bizi ehli ahiret eylesin. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada. Evet. Risale-i Nur'da çok geçer. Ey ehli dünya, ehli dünya. Yani ben de bugün istifade ettim. Dedim ya ben ehli dünyalıktan çıkamamışız. Biz ehli dünyayı ve ehli dalalet gibi anlıyoruz ama ehli dünya öyle diyor. İki kişi diyor gelse o salih zat o soru sorana öyle cevap vermiş. İki kişi gelse birisi sana maddi böyle ikramlarda bulunuyor. Veriyor, vermeye gelmiş. Birisi de senden istemeye gelmiş. Diğeri de senden istiyor. Sen diyor mesela o isteyenden çok verene seviniyorsan verileni alıyorsun ya. Sen ehli dünyasın. Çünkü senin dünyana yardım ediyor. Sen ehli dünyasın. Ama daha çok aldığından değil de verdiğinden çok seviniyor ve mutlu oluyorsan sen o zaman ehli ahiretsin. Niye? Çünkü ahirete müteallik bir şeyine yardım ediyor. Ona verdiğin ahirete geçiyor ya Allah'a ekber. Sen o zaman diyor ehli ahiretsin diyor. Allah bizi ehli ahiret eylesin. Verdiğini Allah için vermeyi, aldığını Allah için almayı nasip eylesin. Nimetlerin arkasında görünen o zatın kudretini, rahmetini görmeyi, onun merhametini bize hissetmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Allah ebediyen razı olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Yarın Allah izin verirse, ömür verirse görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.